Dere olayı da bitiyor yavaştan. Küresel ısınma. Ben ufak bir sermaye bulsam gireceğim sümüklü böcek işine ama. Bu sıcakta onu da yemezler bence. Dayım da akşam önemli bir şeyler söyleyeceğim falan dedi. Burayı kapatmasın da. Aman boş ver be kardeşim. Aile işi bela ya. Ya bütün gün çalışıyorum. Kendimin 5 kuruş parası yok. Güya oğul olarak orta az. Grup halinde çulsuzuz beyler. Sacit yesene oğlum. Ya tat alamıyorum Sacit. Hayattan mı? Yok kardeşim yemekten. Dün gece dilimi yaktım da. Ha, nasıl becerdin? Ya bu şu yeni çıkan hani kekler var ya içi reçelli. Hani üzerinde fırında ısıtarak deneyin diye yazıyor. He. Abi denedim, siz denemeyin. Ya içindeki reçel acayip kaynar oluyor ya. Cos diye insanın ağzına yapışıyor. Fırından çıkardım, şöyle bir ısırdım. Ağzım bir yaktı, yarım saat hebele hebele, hebele hebele konuşamadım ya. Amerika'da olsa dünyanın tazminatını alırdın Taco. Değil mi? Hayır, adam bir de baklavacı. Hani mamullerimi deneyemiyorum, işlerim aksıyor, ayağına bir ton para vallahi. Hebele hebele, hebele hebele konuşamıyorum, rezil oluyorum, toplantılara katılamıyorum falan dese bir de. Koy üzerine manevi tazminatını da abi. Aa. Sen bu işi bayağı ciddiye aldın be Sertaç. Koskoca şirket abi. Yani? Abi yani bence denemek lazım. Yazık değil mi Taco'ya? Muazzam para alırdık. Karışırız beyler. Ortak fikrimiz. 40-50 bin dolardan başlar abi. Bölü 4. İyiymiş bu. Arayayım abi o zaman. Ben arayayım kardeşim. Sen konuşamıyorsun ya oğlum. Ha doğru ya. Nasıl? Abartma. Daha gerçekçi. Bunu mahvettiniz adamım be. Dur İzzet. Daha profesyonelce konuşalım. 2 gün öncesine kadar diliyle bir servet kazanan bu adam, toplumun örnek aldığı bu değer, geleneksel tatlımızın hassas dilli prensi, şirketinizin bir dikkatsizliği yüzünden hem profesyonel hem de sosyal hayatında bir hiç haline gelmiştir. Konuş Taco. Görüyor musunuz avukat bey? Bir baklava prensinin acı öyküsüdür bu. İyi dinleyin. Ya insan paketin üstünü hiç olmazsa üfleyerek yiyin diye yazmaz mı be kardeşim? Ayrıca fırında ısıtarak deneyin ibaresi koymuşsunuz. Teşvik etmişsiniz yani. Adam da size güvenmiş, ısıtmış, yemiş. Dalyan gibi delikanlının düştüğü vaziyete bakın. Konuş lan, görsün avukat. Hacettin Bey, konuşma yetisini tamamen yitirdim yani şimdi. Elinizde kanıt var mı? Hacettin, nasılsın abi? Konuşturma kardeşim, içim parçalanıyor. Beyler, şirkette toplantı yaptım. Diyorlar ki böyle davalar Amerika'da olur. Biz en iyisi Taceddin Bey'e bir koli kek yollayalım. Bu iş kapansın. Bir kolide kaç tane var abi? Dur lan hop. Avukat Bey, siz durumun vehametini anlayamadınız galiba. Şimdi bu arkadaş baklavaları tadamadığı için dükkanları kapama noktasında. Olabilir, kendi hatası. Sadece tad almamakla kalmıyor, konuşamıyor da. O da geçici bence, o geçer geçer, o geçer. Şimdi his dünyası allak bullak. Bir haftadır bunalımda. Kardeşim, bu ülkede bir sürü insanın bir sürü sorunu var. Adamın şimdi dili yandı diye biz bu adama manevi tazminat ödeyemeyiz. Ha, şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Benim bir kuzenim var, gazeteci. Hadi ya. Ya. Şöyle ufak bir haber yaptırırız. Sizin kekler baklava kralının dilini yaktı, adam bitik diye. Nasıl geliyor kulağa? Televizyona çıkıp konuşsa Taceddin. Tam bir insanlık dramı değil mi Sacit? Tamam. 40 bin yeteri nasıl? İyidir bence. Taco da artık banyoya taşınır. Kafasını dinler. Hebele hebele şehir merkezinde olmaz tabii. Bence avukat bey daha fazla üzmeyelim. Akşama kadar sizin davadan vazgeçtiğinizi söyleyen kağıtları hazırlayayım. Akşam da çekle birlikte karşılıklı imza yapalım. Vallahi insaniyet namına başka bir şey değil. Paralama kardeşim, kendini yorma. Ah be Taco, sen eskiden böyle miydin? Konuştuğunda çiçekler açar, kuşlar şakıyarak sana katılırdı. Ulan bitirdiniz herifi be. Artık bu iflah olmaz ki. Aç çöpe.
Ama kanıt olarak dilde yer yer geçici yanık lezyonlar yazan doktor raporu dışında bir şey gösteremiyorsunuz. Ya daha ne gösterelim? Adam derdini anlatamıyor. Allah rızası. Ne gösterelim ya? Ha, ne? Tamam gösterelim. Sertaç, 2 numaralı kanıt. Çıkar abi. Çıkar, buyur. Bakınız, kanıt no 2. Tat abi. Ne bu yediğin abi? Pirzola. Ne diyor? Pirzola diyor. Düşün artık ya. Kardeşim, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Taceddin Bey kör mü oldu? Görmüyor mu yediği şeyin baklava olduğunu? Taceddin, kutuya bak kardeşim. Bak, baklava bu. Baklava, pirzola diyor. Ya, hadi bir daha tat kardeşim. Nasıl abi? Taceddin, Taceddin. Nasıl? Tadı, tuzu nasıl? Kıvamı, inceliği, malzemesi nasıl? Ya şu koskoca baklava prensinin düştüğü hale bakın ya. Şu adam, şu yiğit bir zamanlar ta 100 metreden baklavanın kalitesini anlardı. Hem de kokusundan. Kendi malının, mamülünün kalite kontrolünü bizzat kendisi yapardı. Ey günler! Ah vah kardeşim, vah, ah! Görüldüğü de sadece profesyonel zararlar değil, manevi tazminat da söz konusu yani. Peki. Şirkette görüşeceğim. Ama bir süre Taceddin Bey'i takip etmemiz lazım. E bakalım bu konuşma bozukluğu durumu geçici mi? He? Sana da iyi akşamlar canım. Avukat Bey görüyor musun kardeşimi? Hadi kardeşim, muhallebici de imza olacak. Tamam o zaman. Bu kıyafet ne abi? Ya uzun hikaye. Çevirici olduysan sana da kılım ha. Nereye giymeyeceğim mi artık? Merhaba. Aslı, bak bakayım biraz sen. Ne? Ya sen ne alçak bir insansın be. Ne diyorsun sen ya? Zeynep'in Hacer olduğunu Makbule ablama söylemişsin. Vallahi ben söylemedim. Oo, ağır olmuş Aslı abla. Nasıl yaparsın bunu ya? Hayır Sait, ben söylemedim gerçekten. Yok ya. Kim söyledi? Ay bana ne be? Ne bileyim ben? Öf! Bana bak Aslı. Bak. Benim tersim pistir biliyorsun ha. Sait, yüzüme dokunma. Hiçbir şey yapma. Bana yüzüm şey çünkü. Tamam mı? Sakin dur. Taceddin, sen bugün oradaydın. Anlatsana Sait'e. Bir şey olmadı desene. Makbule zaten biliyordu. Aslı söylemedi falan. Anlatsana hadi. Manyak mısın sen ya? Taceddin, dalga mı geçiyorsun? Anlatsana. Sadece de bugün oradaydık desene. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Taceddin gel buraya. Taceddin anlatsana. Benle alay etme Taceddin lütfen. Konuş, anlat de ki ben oradaydım, gördüm, şahidim. Aslı söylemedi, bak Makbule zaten biliyordu. Desene gördüğünü anlatsana. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne ya? Aslı, ah Aslı bak bunu bana yapmayacaktın. Hayır, hayır, Aslı, hayır. Bunu yapma. Bizim bir şey yapmadık, abartma be. Gıcık. Taceddin Bey, dilinin yanmasının kendi hatası olduğunu belirten şu kağıdı imzalayacak. Hayırlı olsun abi. Siz de şu çeki imzalayın. Bir dakika. Siz konuşuyor musunuz? Taci o. Ben bunu yapamam arkadaşlar. Ben hayatım boyunca alnıma çıkaşadım. Dilimin yanması kendi hatamdı. Biz size yalan söyledik. Para istemiyoruz biz. Ne diyorsun oğlum sen? Oldu o zaman. Size iyi akşamlar. Demek ki neymiş? İnsanlık ölmemiş.
Ne yaptın lan sen? Hayallerimi çaldın lan. Hoca niye bozdun işi abi ya? Aslı beni kendime getirdi arkadaşlar. Etkili bir konuşma yaptı benimle. Eski Tacı'yı hatırlattı bana. Aslı! Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.